Bloomberg analisti açıklama yapıyor. Balkunas Bitcoin ETF'i için duyumumuz olumlu diyor. En son bildiğiniz gibi BlackRock tarafından da bir takım çeşitli açıklamalar geldi. Bu noktada BlackRock yakın zaman içerisinde ETF'lerin onaylanacağına dair büyük bir beklenti içerisinde bulunduklarını açıklamıştı. Öyle ki çalışanlarına da bu şekilde söylendi. ARK da aynı bu şekilde, ARK Invest'in CEO'su da yine söylem ve açıklamalarda biliyorsunuz ki bulunmuştu. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında dedi ARK Invest'in CEO'su Katie Wood, kanaat getirdik ki SEC'in ETF'leri onaylama ihtimali yüksek. Hatta diyor kendilerinin şu an için görüşlerinin değiştiğini söyleyebiliriz şeklinde durumu ifade ediyorlardı. Yani söylediği bu. Katie Wood'un. Evet. Bu da tabii ki önemli bir husustur. Aynı zamanda yine BlackRock da benzer açıklamalar yaptı. BlackRock tarafından gelen haberde aynı zamanda JP Morgan'ın da yine çalışanlarına böyle bir açıklamada bulunup yakın zaman içerisinde ETF'in onaylanacağı beklentisiyle hazırlık yaptıkları biliniyordu. Yani demem o ki son yapılan açıklamalar boş muhabbettir. Şu an için herhangi bir sebepten herhangi bir şekilde bunun bir red alması ya da sürenin uzatılması gibi bir durumun söz konusu olmasını tabii ki beklemiyoruz. O yüzden şeye gerek yok. Nasıl diyeyim? Boş muhabbete de çok fazla gerek olmamaktadır. Bitcoin 45 bin dolar seviyesinden 41 bin doların altına dakikalar içinde sert bir düşüş yaşarken bu kaybın altındaki sebep de merak ediliyor. Yani zaten uzun uzun konuştuk diye düşünüyorum. Bayağı da konuştuk hatta. Neden böyle bir kayıp yaşandı? Sebebi belli. Karşımıza gelen haberler, bu son açıklamalar ki yani haber denir mi denmez mi bilmiyorum ama sonuçta food haber diyelim biz de o zaman. Bu tarz açıklamalar tabii çöküş getirdi. Nitekim doğru da değillerdi. Daha doğrusu doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Haliyle beklentinin dışında eğer ki bir şey söyleniyorsa fakat bunun için bir argüman kurulmuyorsa biz bunu neden doğru olarak kabul edelim? Haliyle doğru olarak kabul etmiyoruz. Bu şekilde. Ama buradan hep söylüyorum. Öğrenilmesi gereken tabii ki dersler olacaktır. Çıkarılması gereken dersler olacaktır. Birinci elden bakınız. Neymiş? Trade ve kaldıraçlı işlemleri yani kısa vadeli işlemleri bilmeden bulaşırsanız ciddi kayıplar yaşanabilirmiş. Çünkü piyasa sadece bir food habere bakar. Tek bir food haberle piyasanın nasıl darmadağın olabildiğini siz de işte gözünüzle gördünüz yani. Bunun tam tersi bir durumu aynı zamanda yine yaşandı. Bunun tam tersi durumu geçtiğimiz vakitlerde Ekim'de yaşandı. Cointelegraph çıktı. BlackRock dedi işte şey ne o? BlackRock ETF'i kabul edildi dedi. Bir anda bir baktık ki fiyatlar uçtu. Bildiğiniz uçtu yani. Ama sonra bunun bir yalan haber olduğu da ortaya çıkınca tabii ki görünüm değişmiş oldu. Ama burada kaybeden kaybettiğiyle kaldı. Kısa bir sürenin içerisinde. Sosyal medyada diyor Xiaomi'nin kripto şirketi Matrix Port'un tüm Bitcoin spot ETF'leri reddedilecek raporu yoğun şekilde tartışılırken Bloomberg'in ETF analistinden ise rapora eleştiri geldi. Vallahi ben bunları bilerek yaptıklarını zannediyorum. Yani bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü o yazdıkları şeyleri yalnızca gerçekten onları argüman olarak kullanmaları için ya bizim argümanımız
Bunlar deyip bu şekilde söylemde bulunması için bir insanın eşek olması lazım. Yani gerçek tam anlamıyla eşek olması lazım ki öyle bir şey yapsın. Ya bu noktada kim şöyle bir şey söyler? Adamlar demokrat olduğu için öyle olacak. Arkadaşım, mevcut hükümetin konuyla alakalı görüşlerini biliyoruz. Tek tek saymayacağım ama takdir edersin ki bunlara rağmen olay geleceğini düşünmemiz için de çeşitli sebepler vardı, öyle değil mi? Ya da madem bu adamlar demokrat oldukları için ya da işte her neyse bunlar şey yapmıyor ya, kabul etmiyorlar ya. Tamam da bu adamlar mesela bundan bir ay önce neydi? Bir aya kadar gitmeye gerek yok. 2 gün önce neydi bu adamlar mesela? 2 gün önce de aynılardı. Ama kabul edileceğine dair rapor çıkartıyordu Matrixport. Şu an bir anda ne oldu bilmiyorum. Bir anda adamlar demokrat diye şey yaptı falan böyle. Garip bir şey yani. Enteresan. Bizim tek bir duyumumuz var. O da kabul yönünde diyor. Eric Balkunas konuyla ilgili attığı tweette kendilerine gelen duyumların SEC'in onay vereceği yönünde olduğunu belirtmiş. Şu ifadeleri kullandı. İnsanlar çılgınlar gibi bana bu raporu soruyor. Ancak bizim SEC'in onay vereceği dışında bir duyumumuz yok. Herkesin şüpheleri olabilir. Buna saygı duyarım ancak red yorumu için bir yerden bilgi alıp almadıklarını da sormak isterim diyor. Heh, bak işte ben de onu sormak istiyorum. Ben de onu soruyorum yani. Eğer beklenenin dışında yani aykırı bir şey söylüyorsanız tabii ki bunun sebebini de söylemeniz lazım gelecektir. Eğer bir aykırılık üzere bir durum mevzu bahisse genelin dışında beklenenin dışında düşünülüyorsa o zaman bunun sebebi söylenmesi gerekecektir. Bu sebeple düşünülen şey budur ama böyle olacak. Ama adamlarda öyle bir şey yok. Sadece tek söyledikleri bu adamlar demokrat, ETF'leri sevmiyorlar, o yüzden reddedecekler. Ama bundan 3 gün önce peki bunu niye böyle bir şey söylemedi? 3 gün önce bu adamlar piyasaya bayılıyordu da şimdi mi sevmemeye başladılar? Tabii ki böyle de bir durum yok. O yüzden ben bilinçli bir şekilde piyasayı manipüle ettiklerini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.